Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere C# -sharp dilinde parametre aktarma türlerinden bahsedeceğim. Fonksiyonlar programlamada biliyorsunuz çok büyük bir yer kaplıyorlar. Nesne yönelimli olsun, nesne desteği olmasın herhangi bir programlama dilinde fonksiyonların aktif bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. Peki bu C Sharp'ta desteklenen aktarma türleri nelerdir? Değer ile aktarma, adres ile aktarma, referans ile aktarma ve sonuç ile aktarma. Aslında diğer programlama dillerine baktığımız zaman oldukça geniş bir parametre aktarma tür desteğinin C Sharp'ta olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu aktarma ne ile alakalı? fonksiyon kısmında biliyorsunuz bir çağıran bir de çağrılan kısım var. Ve burada bir fonksiyon aslında pasif bir durumdadır. Yani onu tetikleyen bir şey, onu çağıran bir e, çağırıcı olmadığı sürece kendi başına bir hareket edecek bir yapıda değildir. Onun için aslında e, çağıran kısım parametreleri sağladığı için bu çağıran kısımdaki tarafa gerçek parametreler diyoruz. Fonksiyonun kendi parametrelerini aslında formal parametre diyoruz. Çünkü çağıran kısım orayı aktif etmediği sürece Oranın bir değer alması mümkün değil. Dolayısıyla burada işte bu örnekteki x ve y, bu a ve b'ye değeri gönderiyor. İşte bu noktada parametre aktarma türleri devreye giriyor. Yani hangi parametre aktarma türünden bahsediyoruz ve hangi türde ne oluyor acaba? Bu videomuzda aslında bunlardan bahsedeceğiz. Evet ilk Örneğimize geçelim. Bu tabii ki hemen hemen her programlama dilinde desteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Değer ile çağırma. Değer ile çağırma. Mesela burada basit bir fonksiyon tanımı yapalım. İsmi güncelli olsun. Ve int değer parametresi alıyor. Ve bu değer değişkenine. Ben 500 değerini atıyorum mesela. Main e, fonksiyonu içerisinden de bir tane sayı değişkeni tanımlıyorum. İlk değeri 100 olacak şekilde. Daha sonra bu güncelle fonksiyonu çağırıp içerisine sayı değişkenini gönderiyorum. Ve daha sonra da konsola sayı değişkenini yazdırıyorum. Ve burada e, durduralım. Evet, mesela bunu derleyelim ve e, burada bunu çala çağırırsak yüz değerinin geldiğini görüyoruz. Peki ne oldu da yüz değeri aslında geldi? Ee, buradan şöyle main metodun içerisinden başlarsak bir sayı değişkeni tanımlanmış bellekte de o zaman aslında bir hücre oluşuyor ve bu hücrenin adı sayı e, ismi sayı ve e, değeri de 100 değerinde oluşuyor. Daha sonra bir fonksiyon çağrıldı ki bu bellekte aslında aktivasyon kaydının oluştuğunu söyleyebiliriz fonksiyon çağırırken. Ve bu fonksiyon çağrında formal parametre yani değer, burada formal parametredir, yeni bir hücre oluşuyor bu değer için. Ve burada bu 100 değeri aslında bunun içerisinde kopyalanıyor. Dolayısıyla biz 13. satırda gidip değer eşittir 500 dediğimizde aslında yaptığımız şey şuradaki... Buradaki değeri silip buraya 500 yazmak. Dolayısıyla sayı hücresi, sayının bulunduğu hücrede herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı için ekrana 100 yazacaktır. Bu temel anlamda değer ile çağırmadır ve formal parametre içinde yer ayrılır bellekte. Gelelim diğer çağırma türüne, adres ile çağırma. Burada bir tane sınıf yazacağım, ayrı bir sınıf. buna mesela sayı sınıfı olsun ve bu sayı sınıfının bir tane değer isminde bir alt alanı olacak ve bu güncelle fonksiyonu bu sefer artık bir sayı nesnesi alıyor bir sayı nesnesi alıyor ve burası sayı değeri 500 yapıyor altta da yeni bir sayı nesnesi üretelim. Sayı s eşittir new sayı diyorum. Ve bunun içerisine 100 daha doğrusu şu şekilde yapacağız. Buradan değer eşittir 100 diyeceğim. Ve sayı nesnesini oluşturacağım. Benden ne diyor? Sayı nesnesini göndermemi istiyor parametreye. Buraya da s gönderiyorum. Ve daha sonra s'nin değerini ekrana yazdırıyorum. Ve bunu çalıştırdığımızda aslında değerin değiştiğini göreceğiz. <laughs> Derleyelim buradan. Ve çalıştırdığımız zaman değerin 100 değil artık 500 olduğunu ve değerin değiştiğini görüyoruz. Peki burada aslında olan olay nedir? Buna bir bakalım. <laughs> Şimdi Dikkat ederseniz burada bir sayı nesnesi oluşmuş. Bir kere e, NIV e, operatörünün nesneyi oluşturduğu yer neresi? Hip bellek bölgesi. Hip bellek bölgesinde bir sayı nesnesi oluşuyor. Ve bu sayı nesnesinin içerisinde bir tane değer diye bir alan var. Ve bu değer alanı yüz değeri başlangıçta verilmiş. Hip bellek bölgesinin şöyle bir özelliği var. İsim yok. Yani bir hücrede bulunan işte... Adres, isim, değer üçlüsünden ismin olmadığını, anonim bir yer olduğunu söyleyebiliriz. Buraya ancak adresle irtibat kurabiliyoruz. Dolayısıyla burada S dediğimiz şey aslında şöyle bir hücrede S diye bir adres tutuluyor ve bunu burayı gösteriyor. Dolayısıyla S'nin içerisinde ne var derseniz hipberlek bölgesindeki sayı nesnesinin adresi bulunmakta. Ve o zaman biz parametreye S gönderiyoruz yani gerçek parametredir burada S. Evet formal parametre sayıdır. O zaman burada giden şey nedir? Adrestir. Onun için bunun adı adres ile çağırmadır. Değer ile çağırmadan aslında hiçbir farkı yok. Sadece giden şey değer değildir, adrestir. Ama burada tabii ki dışarıda çağrılan, dışarıda çağıran etkilenmiştir. Neden etkilenir? Dolaylı bir etkilenme vardır. Çünkü burada diyor ki bu sayı nesnesi. Çünkü artık sayı dediğimiz bir formal parametreydi. Evet yeniden bir ona da bir hücre açıldı. Ama aynı değer de çarmadaki gibi buranın içeriği buraya kopyalandı. Dolayısıyla artık bu da burayı gösteriyor. Aynı adresin buraya kopyalandığını düşünürseniz artık bu da burayı gösteriyor. Dolayısıyla sayı nokta değer dediğiniz zaman bu adrese git değeri 500 yap dersin. Ve dolaylı olarak o aslında orayı değiştirmiş olursun. Ama burada mesela şöyle bir şey yapsaydık. işte sayı eşittir nal deseydik Bundan dışarısı etkilenmeyecekti ve ben bunu işte e, tekrar derliyorum ve bunu e, çalıştırdığımda yüz değerini alıyorum. Sayı nesnesi nal olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü buradaki eğer olay anlaşılırsa aynı şekilde bakın bu, burayı gösteriyordu. Ben dedim ki sayının içerisine nal yani e, 000 adresini ata dedim. Dolayısıyla burada ne yaptı aslında? Bu artık hiçbir yeri göstermiyor. Burası null oldu. Ama bu, S bundan etkilendi mi? Hayır etkilenmedi. Dolayısıyla adres ile çağırma aslında yine bir nevi değer ile çağırmadır. Ama değer ile çağırmada çağıran kısım etkilenmiyordu. Burada niyeti çünkü burada bir dolaylı bir şey var. Bu adrese git oradaki değişkeni e, değiştir diyorsun. Doğal olarak şey yapacaktır. Şimdi burada bundan üçüncü e, parametre aktarma yöntemi nedir? Referans ile çağırma. Bakın referans ile çağırma. C başına ref getirmeniz olayı baştan aşağı değiştirecektir. Çünkü artık bu referans ile çağırma oldu. Referans ile çağırma olduğu için bakın burada da başına yine ref getirmeniz lazım. Yani bunu referanslı gönderiyorsunuz. Referans ile çağırmadaki en önemli nokta formal parametre için yer ayrılmaz. Dolayısıyla aslında sayı diye bir hücre yok. Buradaki sayı diye bir hücre yok. Yani o demin gösterdiğimiz bu kısımda böyle bir e, artık ...kısım olmayacaktır. E, o zaman sayı dediğim şey nedir? Tamamen bir takma ismi. Yani bir referansa dönüşmektedir. Sayı dediğin her yerde sen aslında S diyorsun. Çünkü S'yi referanslı bir şekilde göndermişsin. Bu referans ile çağırma güçlü bir çağırma yöntemidir. Yani adres ile çağırma ile aslında mukayese edilmeyecek e, derecede güçlü bir çağırma yöntemidir. Ve bakın siz burada sayın alı eşitlediniz ya... ...bu direkt dışarıya etkiler. Çünkü sayı diye bir şey yok. Sayı dediğin şey bir takma isim. S'yi referans ediyor. Ve buradan S etkilenir ve ben bunu gidip diğerini yazdırmaya çalıştıracağım için burada ne olacaktır? Null referans hatası verecektir. Çünkü null'a eşitledik S'yi ve S'nin null'sa alt alanına erişemezsiniz. <laughs> Bakın direkt ne oldu? Hata verdi ve sonlandı. İstenmeyen durum oldu. Çünkü null reference exception fırlatıldı. Buradan direkt etkileneceğini söyleyebiliriz. Mesela eski örneğimizi burada e, hatırlayacak olursak. Hani int x vardı değer ile çağırma diyelim e, oradaki örneğimizde. Burada da işte int a dedik. Mesela bunu 100 demiştik. Ve ben burada normalde buraya a'yı gönderirsiniz. Ve siz burada x'i işte 500 yaparsanız. Bu yine a nedir? A gidip 100 yazacaktır. E, çünkü bu değer ile çağırmadır. Ve e, işte buradan... <laughs> derlediğimizi düşünelim ve e, çağırdığımızda 100 yapı yazacaktır. Etkilenmez dışarısı. He, ama buradan yine referanslı çağırmaya dönüştürürseniz bunu ve buradan da gönderirken refliye gönderirseniz artık olay baştan aşağı değişmiş oldu. Derliyorum ve tekrar çalıştırdığımda artık 500 görürüm. Çünkü artık x diye bir şey kalmadı. x bir referansa dönüştü ve burada asıl parametre çünkü formal parametre için yer ayrılmıyor. A'yı referans ediyor ve direkt A'yı değiştirir ve bunun bir şeyi yoktur. Yani hani bir alternatif bir şeyi yoktur, yolu yoktur. Sadece burada belki şeyden bahsedilebilir. Ref ile birlikte aslında ref yazdığı yerine in yazabiliyoruz C şartta. In yazılabiliyor. Ama in şu demektir. Evet yine formal parametre için yer ayrılmaz ama Sadece okuma amaçlıdır bu. Yani bakın şu an altını kırmızıyla çizdi. Değiştiremezsiniz parametrenin değerini. Çünkü bu referans ile çağırmadır yine. Ama ref'ten farkı bu sadece okuma amaçlıdır. Referans ile gönderirsiniz ve sadece okuma amaçlı ve içerisinde fonksiyon içerisinde değiştirilemez. Son sonuç ile çağırma kaldı. Sonuç ile çağırmada şöyle bir örnek gösterelim. Mesela işte bir double döndüren hesapla fonksiyonu ve bu hesapla fonksiyonu aslında e, double x double y diyelim ve x kare artı y kareyi döndürüyor aslında e, yaptığı işlem bu ama aynı zamanda x kare artı y karenin karekökünü de ben yine aynı fonksiyondan almak istiyorum e, bir fonksiyon birden fazla değeri farklı değeri yani hani dizi şeklinde belki döndürmesi e, söylenebilir ama bu çok kullanışlı değil. Dolayısıyla bu tarz bir şeyi yani belki de 3-4-5 tane değer göndereceğim. Farklı türlerde şeyler de gönderebilirim. string gönderebilirim. Farklı tür bir nesne gönderebilirim. Bunun için sonuç ile çağırmayı kullanmamız lazım. Yani bu fonksiyon double döndürüyor ama aynı zamanda out dediğiniz zaman bu da bu şu demek bu parametre dışarıdan bana gönderilecek ama yani bir nevi boş gönderilecek. İçeride dolduracağım onu. Yani sonucunu aslında bir fonksiyon içerisinde alacak demektir bu. Ve buna bir sonuç ile aktarma diyoruz. Sonuç ile çağırma diğer ismiyle. ismiyle. Ee, o zaman bizim burada önce e, kareler toplamı, kareler toplamını e, yapalım. Yani x artı y kareyi işte power e, dersek x'in karesi artı y'nin karesi. Bu kareler toplamıydı. Aslında zaten bunu döndüreceğiz ama bir de kare kök var. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela burada kareler toplamını döndürdüğünüz zaman bakın normalde bir sıkıntı yok. Aslında double döndürmemiz, double döndürmemiz gerekiyordu. Ve double döndürdüm. Ama sıkıntı ne? Siz eğer sonuçla aktarmalı bir parametreniz varsa bu mutlaka sol tarafta bir yerde değerini alması lazım. Yani sol tarafa yazılıp değerini alması lazım return yapılmadan önce, return yapılmadan önce değerini almazsa bu bir hatadır C, C açısından. Dolayısıyla ben burada bunu önce bir değerini aldırıyorum. Çünkü diyorsun ki bu bir sonuç parametresi diyorsun ama sonucunu vermiyorsun. <laughs> evet kare kökü alalım. Kareler toplamının kare kökünü alıyorum. Bunu da bu şekilde atadıktan sonra herhangi bir hata kalmıyor. Ve diyelim ki mesela işte int a eşittir 5, b eşittir 7 dedim. Ee, daha doğrusu bunlar işte double olacak. Double. Ee, ve burada bir tane de double sonuç diyeceğiz. Bu aslında gidip orada değeri alacak gelecek. Ee, mesela şöyle yazalım. Console. Ee, right line yazalım. Ve burada işte diyelim ki a kare artı b kare şeklinde. Ee, iki nokta üstte diyelim. Ve buraya ben hesaplanın döndürdüğünü direkt ekrana yazdırıyorum. Ne istiyor benden? Yani A ile B'yi istiyor ve sonuç bakın direkt böyle göndermiyorsunuz. Çünkü bu sonuç bu bir sonuç ile çağırma. Dolayısıyla bunu out kelimesiyle göndermeniz gerekiyor. bir tane daha konsol right line kopyalayacağım. Ve burada da aslında kare kök bu değerin Kare kökü, e, kare kökü nedir? E, artık zaten sonuç o, onu almış oldu bir önceki çağrımda direkt sonucu ekrana verebiliriz. Evet, yine buradan derleyelim ve. E, Bunu çalıştırdığım zaman işte a kare artı b kare 74 olacaktır. 74'ün kare kökü de bu şekilde sonucu gelmiş olacaktır. Ama sonuç ile çağırmadık. Önemli nokta nedir? Buraya gönderdiğim parametre aslında fonksiyon içerisinde değerini alıp bana geri dönüyor şeklinde söyleyebiliriz. Evet bir başka videoda görüşmek dileğiyle.